Lütfen dikkatinizi celbediyorum ve ama Levent'e şimdiden teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sözlerimin başında hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bergson'u anlatabilmek için onun biraz felsefe tarihi içerisindeki doğuş koşullarına bakmak ve onun kendisini felsefeye nasıl hazırladığını bir parça olsun görmek gerekiyor. O yüzden dilerseniz felsefe tarihinde Bergson hangi görüşlerle hesaplaşarak ortaya çıktı ve bu görüşler kendilerini nasıl konumlandırıyorlardı? Bergson kendisini bunlara nazaran nereye koydu? Ve adına bu sezgicilik dediğimiz akım diğer akımlardan nasıl ayrılıyor? Bu soruları sorarak başlayalım. Bergson ortaya çıktığında felsefe tarihinde hakim bir takım ekoller vardı. Bu ekoller bir rasyonalist gelenek, iki bir empirist gelenek, Kant'tan itibaren gelen bir kritisist gelenek ve Kant'ın yorumlanmasıyla oluşmuş olan bir pozitivist gelenek. Dolayısıyla Bergson önünde felsefe sahnesine çıktığında bütün bu akımları hazır olarak buldu. Fakat kendisi bu akımlardan herhangi birisini sonuna kadar benimsemek ve desteklemek yerine bu akımların eleştirisini yaparak bu akımların üzerine yükselmeyi ve yeni bir pencere açmayı denedi. Bu açtığı pencere daha önce felsefe tarihinde aslında kimi zamanlar denenmiş olan fakat son haddine kadar götürülememiş olan, az önce hocamın da söylemiş olduğu gibi bir çeşit mistisizme kapı aralayacak olan bir çeşit yeni bir spiritüalist öğretidir. Dolayısıyla Bergson'un felsefesini anlayabilmek için onun nasıl yeni tarz bir metafizik teklif ettiğini, nasıl yeni bir tarz spiritüalizm teklif ettiğini ve bu spiritüalizmden hareketle de nasıl bir insan, toplum, evren tasarımına oluştuğunu sorgulamak gerekiyor. Böyle bakıldığında Bergson'un bu kendisinden önceki akımlarla materyalizmle bir hesaplaşması var. Materyalizm şunu söylüyordu, evrende tek tip bir cevherden söz edilebilir. Bu da maddi ve fizik cevherdir. Bizim onun ve her şey buna indirgenebilirdir. Dolayısıyla bizim tinsel zannettiğimiz, manevi zannettiğimiz, spiritüel zannettiğimiz durumlar ve olaylar dahi son tahlilde maddi süreçlere indirgenebilirdir. Materyalizmin ana tezi budur. Ve bilgi teorisinde de materyalizm ancak duyumlardan gelen bilgiyi geçerli bilgi olarak kabul eder. Metafiziği geçerli ve değerli bir bilgi olarak görmez. Çünkü metafiziğin konusu dış dünyada değildir. Ve dış dünyada olmadığı için de onun duyularla desteklenmesi, denetlenmesi mümkün değildir. Ve böylece duyularla desteklenemeyecek, denetlenemeyecek bilgilere de güvenmemek gerekir. Kabaca materyalizmin epistemolojisi bir çeşit deneyici, sensüalist, tecrübeci bir epistemolojidir. Onun dışında Bergson sadece materyalizmle karşılaşmadı. Bir çeşit entelektüelizmle de karşılaştı ve onun da eleştirisini ortaya koydu. Entelektüelizmin Hegel'deki tanımı şuydu, aklın yasaları ile varlığın yasaları özdeştir. Ve evrende olup biten her şey rasyonel akli süreçlerle izah edilebilir. Evrenin işleyişiyle insan zihninin işleyişi birbirine paraleldir. Bu yüzden insanı tanımak istiyorsanız onun rasyonel ürünlerini tanımanız gerekir. Daha da ileri gittiler ve dediler ki gerçek olan akılsaldır, akılsal olan gerçektir. Aklın yasalarıyla varlığın yasaları özdeştir. Bu Hegelci manada bir entelektüelizmdir, bir çeşit rasyonalizmdir ve bu rasyonalizm de evrende olup biten her şeyi akıl tarafından kavranılabilir ve akıl tarafından da tüketilebilir olarak izah eder. Şimdi Bergson için bu tabii ki kritik edilmesi gereken bir önermedir. Çünkü Bergson evrende bütün olup biten her şeyin rasyonel sahada tüketilemez olduğunu savunacak ve gerçekliğin aklı aşan bir yanının da olduğunu ve bu aklı aşan yanının da özel bir bilgi türüyle adına sezgi dediği bir bilgi türü
bile kavranılabilir olduğunu söyleyecek. Ve buradan hareketle de metafiziğin mümkün ve meşru olduğunu, bilimin dışında da sağlam ve güvenilir bilgilerin var olabileceğini, bu bilgilerin önemli bir kısmının felsefi ve metafizik bilgiler olduğunu ileriki dönemlerde söyleyecek. Öte taraftan yine Bergson'un eleştirdiği görüşlerden bir tanesi Kant'ın kritisizmiydi. Kant, insan aklının imkan ve sınırlarını araştırmıştı ve bu araştırmasında da bir çeşit kavramlar ve kategoriler keşfetmişti. Ve bu kategorilerin zorunlu olduğunu, insan türüne özgü olduğunu ve insanın ancak bu kategorilerle belli tarzda önermeler kurabilir olduğunu iddia etmişti. Ve bu önermelerin de sahihliği zaman ve mekan kategorileri içerisinde üretilebiliyor olmaları idi. Şimdi ne demektir bir önermenin zaman ve mekan kategorileri içerisinde üretilebilir olması ve bunun yegane sahih bilgi olarak kabul edilmesi? Bu şu demektir. Biz bilimsel olarak sadece zaman ve mekan aralığına sıkıştırabildiğimiz fenomenleri kavrayabiliriz. Bunun dışındaki alanların bilgisi bilimsel bilgiye kapalıdır. Dolayısıyla Kant'ın antinomi dediği bir takım önermeler vardır. Evren sonlu mudur, sonsuz mudur? Ruh ölümlü müdür, ölümsüz müdür? Tanrı var mıdır, yok mudur? Bütün bu önermeler niçin antinomiktir? Çünkü insan aklı bunların olumlanmasına da, bunların reddedilmesine de eşit derecede muhtemel ve mümkün deliller getirebilir. Ve buradan hareketle Kant şu hükme varır, metafizik bilim olarak mümkün değildir. Çünkü Tanrı'nın, kaderin, ölümün ya da ruhun olup olmaması hususları fenomenler dünyasına ait önermeler değildir ve bilimsel bilgi sadece fenomenler dünyasında cereyan eden olaylara münhasırdır. Dolayısıyla metafizik konusu bilimin dışındadır ve bu yüzden de metafizik bilim olarak mümkün değildir. Şimdi Kant metafizik mümkün değildir dememiştir aslında, metafizik bilim olarak mümkün değildir demiştir. Ama Kant'tan sonra gelen pozitivistler ve fenomenistler bu önermeyi sanki Kant metafizik mümkün değildir demiş gibi yorumlamışlardır ve bunu şöyle temellendirmişlerdir. Kant varlığı ikiye ayırmıştır. Ve bu varlığı fenomen ve numen olarak ikiye ayırmıştır. Fenomenleri bizim insan olarak algılarımızın kavrayabileceği zaman ve mekan kategorileri içerisinde bilinebilecek olan bir varlık kesiti olarak görmüştü. Numene ise aşkın olan bir varlık ve bu zaman ve mekan kategorileri içerisinde sokulamayacak bizatihi varlık ya da kendinde varlık olarak anlatmıştı Kant. Ama bilimsel bilgi söz konusu olduğunda da bunun sadece fenomenal alanla sınırlı olduğunu, numenal alanın bilimsel bilgisinin de mümkün olmadığını söylemişti. Dolayısıyla metafizik denilen o insan bilgisi numenal alana ait olduğu için ve metafiziğin de bilimsel bilgisi söz konusu değildir. Bu alan bilimsel bilgiyle kavranılamaz demişti. Şimdi görüldüğü gibi Kant numen alanını aslında tasdik ediyor ve söylediği şey onun bilimsel bilgiyle kavranılamaz olduğu. Ama açıkta kalan bir soru var. Bilimsel bilgiyle kavranılamazsa peki neyle kavranılır, nasıl kavranılır? İşte bu soru felsefe tarihinde metafiziği mümkün ve meşru gören filozoflar grubuyla onu yasaklayan ve meşru görmeyenlerin dayandıkları zemini oluşturacak. Nitekim Kant'tan sonra gelen pozitivistler, hayır, varlık öyle Kant'ın zannettiği gibi fenomen ve numenden müteşekkil değildir. Varlık sadece bizim beş duyumuzla algıladığımız, tecrübesini yapabildiğimiz fenomenlerden ibarettir diyecekler. Ve pozitivistler böylece numenel alanı büsbütün iptal edecekler ya da görmezlikten gelecekler. Böylece metafizik meşru mudur? Meşruysa hangi yetiyle yapılır, nasıl yapılır gibi bir soruyu sormak da fazla bir soru haline gelecek.
Biraz daha yürüdüğümüzde böylece Bergson'un önünde epey bir problem alanının birikmiş olduğunu görüyoruz. Çünkü o bütün bu kendisinden önce söylenmiş olan sözlerle hesaplaşarak kendi görüşünü oluşturacak. Bu bakımdan aslında Bergson'un söylediği sözlerin bir kısmı yenidir, bir kısmı orijinaldir. Ama o yeni ve orijinal olan kısmı onu felsefe tarihine kaydetmek için yetmişti, artmıştır bile. Ve kendisinden sonra gelenlerin de ona referansla yollarını bulmak isteyenlere yol göstermiştir denilebilir. Dolayısıyla Bergson'un kendisinden öncekilerle hangi hususlarda hesaplaştığını bir parça değinmeye çalıştık. Bir başka önemli damar da Bergson'un hesaplaştığı evolüsyonizm denilen, evrimcilik denilen Spencer'cı, Lamarck'cı ve Darwin'ci görüşler. Ve bu alanda da Bergson evrim fikrine yeni bir boyut getirmiştir. Evrimin dış adaptasyonunda tüketilebilir olup olmadığını sorgulamıştır. Çünkü Lamarckçı ve Darwinci evrim görüşleri türlerin yaşayabilmek için içlerinde bulundukları şartlara uyum sağlamak zorunda olduklarını ve uyum sağlayanların bunu kendilerinden sonraki kuşaklara da aktarabildiklerini ve bu aktarım sayesinde hayatta kalmak endişesi yüzünden türlerin evrim geçirdiklerini söylüyorlar. Bergson evrimin böyle dışsal bir zorlamayla olup biten bir süreç olmadığını göstermeye çalıştı. Ve evrimin evrensel yaratma süreçleriyle birebir ve yakından ilişkili olduğunu söyledi. Ona göre evrim yaratıcı bir hamleydi ve evrimi idare eden prensip, evreni idare eden prensipti. Yani evrende bir toptan yaratma söz konusuydu ve bu evrendeki yaratıcı kudret evrimi de sevk ediyordu ve ona da müdahil. Dolayısıyla söz bu noktaya geldiğinde Bergson'un varlığı nasıl izah ettiği ve bu varlığı izah ederken de kendisinden önceki bu materyalist, pozitivist, evolüsyonist akımlarla nasıl ayrıldığını da sormak gerekir. Bergson'a göre varlık, en baştan söylemek gerekir ki ne mekanizmayla ne de finalizmle tüketilebilecek ve açıklanabilecek bir süreç değildir. Mekanizm şunu söylüyordu, evrende olup biten bütün olaylar birbirlerine sıkı bir nedensellik bağıyla bağlıdırlar ve evrende hür oluşlar yerine determine belirlenmiş hareketler vardır. Bir, buna itiraz edecek Bergson. İki, finalizmde şunu söylüyordu. Evrende olup biten her şey başlangıçtan çizilmiş bir gayenin tahakkuku şeklinde açığa çıkarlar. Yani buna da Bergson tersine çevrilmiş bir mekanizmdir diyor. Finalizmi de dolayısıyla kabul etmiyor. Çünkü finalizmin kabul edilmesi hayatta yaratıcılığın, hayatta iradenin ve hayatta özgürlüğün önüne bir set çekiyordu. Ve bütün olup bitenleri başlangıçtan belirlenmiş bir projenin tahakkuku durumuna indirgiyordu. Ve eğer her şey, bütün olup bitenler başlangıçtan karar verilmiş, çizilmiş bir planın tahakkuku ise o zaman başta insan özgürlüğü olmak üzere evrendeki bu yaratıcılığın, yeniliğin ve oluşun manası nedir diye bir soru açıkta kalıyor. Dolayısıyla Bergson hem epistemolojide hem de ontolojide hem de bilim felsefesinde yeni bir tavır alışı bu eski görüşlerin eleştirisine dayandırıyor. Bunların tümünü eleştirerek bunlar arasından kendisine bir yeni felsefi bina inşa ediyor. O zaman şöyle tekrardan hatırlayalım. Varlık nedir sorusuna vermiş olduğu cevap, varlık bir yaratmadır, varlık bir oluştur. Varlık her anı yeni oluşlarla dolu olan bir yaratmadır. Ve bu yaratma ne mekanizmle ne finalizmle açıklanabilecek türden değildir.
bu özgür ve dinamik bir süreçtir. Dolayısıyla bunun özgür ve dinamik olması, bunu idare eden özgür ve dinamik bir kudrete bağlı olmasıyla açıklanabilir. Evrendeki bu hayat ve evrendeki düzen, her an evrenle evrene müdahil olan bir kudretin ancak tecellisi olabilir. Ve bu noktada Bergson, Yaratıcı Tekamül adlı eserinde evrimin iç güç kaynağının Tanrı olduğunu söyler ve Tanrı'nın bu evrene müdahalesinin de hayat hamlesi dediği, elem vital dediği süreçle açıklanabilir olduğunu söyler. Öyleyse bu hayat hamlesi denilen yaratıcı dinamik kudreti biraz tanımak gerekir. Hayat hamlesi en başta bir yaratma isteğidir. Ve bu yaratma isteği kendisini sonsuzca açmak isteyen ve kendisini manifeste etmek isteyen, dışlaşmak isteyen, esere dönüşmek isteyen bir kudret olarak gösterir. Demek ki evren ve evren içerisindeki bütün bu yaratıcı süreçler adına hayat hamlesi dediği o yaratıcı ve özgür kudretin kendisini açması ve her an evrene müdahale etmesiyle gelişen bir süreç. Şimdi onun evrim kuramına bakmak gerekirse, onun evrim kuramının Lamarckçı ve Darwinci evrim kuramından ayrıldığını söyledik. Sadece tek bir türün, bir protoplazmanın, tek hücrelinin kompleksleşmesi ve ondan bütün türlerin çıkması kuramına Bergson katılmıyor. Ve türlerin çeşitliliğine inanıyor. Aristoteles'te de türler sabitti, onun biyoloji görüşünde de. Ve türden türe geçiş mümkün değildi. Bergson bu konuda şöyle kendince bir yol buluyor. Hayat hamlesi kendisini bir kerede bütün zamanlar için açmış bir hamle değildir. Ve bu açışında başlangıçta da söylediğimiz gibi bir gaye gözetmiş değildir. Ve bir zorunlu mekanik kanuniyet çerçevesinde de kendisini açmış değildir. Peki öyleyse nasıldır bu süreç? Bu süreç çeşitli seviyelerde, çeşitli hayatın boylarını ve türlerini zaman içerisinde açmıştır. Hayat hamlesinin kendisini bir patlamayla, o havai fişeği andırırcasına hayat hamlesi patlamalarla kendisini açar diyor. Ve bu birinci patlama düzeyinde hayat hamlesi hayatın alışmaklığı dediği bitki boylarını vücuda getirmiştir. Dolayısıyla bitkiler hayatın daha sonra gelişecek olan hayvanlara ve insanlara nazaran bir alışmaklık basamağıdır. Canlılığın sınırlı olduğu ve toprağa bağlı olduğu, dolayısıyla bir nevi maddenin yenildiği, maddenin içerisine hayatın karıştığı, fakat bu karışan hayatın yine kökleriyle toprağa bağlı kalması gibi maddi bir zeminde gerçekleştiği bir seviyedir. İkinci seviye hayat hamlesinin açılımında hayvanlar seviyesidir. Ve hayvanlar seviyesi daha bir kompleksleşmiştir. Artık onun içerisinde duyumlar da vardır. Onun içerisinde hayatın pek çok fonksiyonları gelişmiştir. Üreme gibi, neslini devam ettirme gibi, ortama uyum sağlama gibi ve içgüdü gibi. En önemli şey, bitkilerle hayvanları birbirinden ayıran en önemli husus, hayvanlarla birlikte artık içgüdü seviyesinden bir bilme düzeyinin hayatın içine katılmış olması. Demek ki hayat sadece ontik bir saha değil, aynı zamanda bu ontik sahanın içerisinde sizi hayata uyum sağlatacak, hayat içerisinde varlığınızı devam ettirecek bir takım bilgi düzeyine de ihtiyaç duyuluyor. Hayvanlarla birlikte içgüdü seviyesinden de olsa bir bilgi seviyesi açığa çıkmış oluyor. Hayat hamlesinin kendisini özgürce açtığı
ve öncekilere nazaran daha tam olarak kendisini ifade edebildiği seviye insan boylarının açığa çıkmasıdır. İnsan boylarıyla birlikte artık hayat daha da karmaşıklaşmıştır. Sadece toprağa bağlı bitkisel bir varoluş değil ya da sadece beslenmeye ve neslini devam ettirmeye dayalı bir hayvansal bir varoluş değil. Bunun üzerine şuurlu, gayeli bir biliş ve oluş düzeyi eklenmiştir. Ve böylece insan evrendeki bu biyolojik gelişim ve açılım süreci içerisinde öncekilere nazaran çok daha kompleks, çok daha fazla ihtiyaçlarının karmaşıklaştığı ve bu karmaşıklaşan ihtiyaçlarına paralel olarak evrenin kendisini ve diğer varoluş biçimlerini kavrayacak enstrümanlarla donanmış bir varoluş biçimidir. Böylece insanla beraber içgüdü seviyesinden olan bilgi seviyesinin üzerine zekanın, entelektüelitenin eklendiğini de görüyoruz. Ve bu zeka seviyesi insanoğlunun kavramsal düşünmesini, insanoğlunun doğal süreçleri, evrendeki yasalı nizamı keşfetmesini ve bu yasalı nizamın kanuniyetlerini bularak onun içerisinde kendisi için yeni bir evren kurgulamasını sağlayan bir epistemolojik seviye olmuş oluyor. Yani eğer insanda bu zeka açığa çıkmamış olsaydı, belki insan da diğer biyolojik türler gibi bir tür olacaktı. Ama insanda onu diğer biyolojik türlerden ayıran içgüdünün üzerine yükselmesi, rasyonel düşünebilmesi, bu da yetmez. Şimdi daha yeni giriyoruz işin içerisine. Onda bir sezgi seviyesi var. İşte bu sezgi melekesi sayesinde insanoğlu daha evren içerisinde yeni boyutlar, deyim yerindeyse mistik, manevi boyutlar da keşfediyor. Ve böylece artık bilgi, epistemolojik düzlem sadece dünya içerisinde bir varoluş gerçekleştirmek düzeyinden kurtuluyor. İnsanın doğumdan öncesini, ölümden sonrasında hesaba katan, insanı ebedi ve ezeli bir varlık olarak tanımak isteyen ve artık anlaşılmış oluyor ki metafizik bir düzlem işin içerisine giriyor. İşte Bergson kendisinden öncekilerin o ihmal etmiş oldukları metafiziğe yeni bir biliş vasıtası teklif etmek suretiyle taraftar oluyor. Yoksa bu taraftarlık katı bir kabulleniş ya da katı bir reddediş şeklinde, taraftar olmak şeklinde bir tutum değil. Çünkü daha önce mesela Kant'ta söylediğimiz gibi o numen diye bir varlık alanından bahsetmişti. Fakat bu numenin nasıl bilineceği, nasıl tanınacağı sorusunu cevaplamamıştı. Böylece numen alanı tanımlanamadığı için ve hangi insani yetilerle kavranılacağı söylenemediği için onun hakkında bilgi üretmenin ancak antinomik olabileceği, antinomik olduğu zamanda da bunların işte tanrı, ruh, ölüm, kader gibi mevzularda insanın sadece inanç sahibi olabileceği, bunların üzerine felsefi düşünmenin spekülasyonla ileri gidemeyeceği kanaatine varmıştı. Oysa ki Bergson insanın bilme yetilerini analiz ederek onun sadece bir akıl varlığı olmadığını ve aklın üzerinde, aklın ötesinde de bir takım kavrayışlarının olduğunu söylemek ve bunun da sezgi dediği bir yetiyle kavranılabilir olduğunu göstermek suretiyle metafiziği yeniden felsefe açısından mümkün ve meşru bir alan haline getirdi. Ve bu sezgiyi birazcık tanımlamak gerekirse, Bergson sezginin içgüdüden doğduğunu söylüyor. Bu da önemli ve enteresan bir husus. Çünkü içgüdü aslında hayvanların bilme melekesiydi. Hayvanlar içgüdülerle evrene uyum sağlarlardı. Yuvalarını yaparlardı, beslenirlerdi, soylarını devam ettirirlerdi. Ve içgüdü bilgisi yanılmaz bir bilgiydi. Mesela şu örnekler verilir. Siz hiçbir arıya
nasıl petek yapılacağını, nasıl bal özlerinden bu özlerin toplanıp bunların bala çevrileceğini öğretemezsiniz. Arı olmak demek zaten bu bilgiye sahip olmak demektir. Ya da bir karıncaya nasıl yuvasını yapacağını öğretemezsiniz. Karınca olmak, yuva yapmak ve kışa hazırlanmak demektir. Aynı şekilde örümceğin de ağını nasıl yapacağı bu epistemolojik öğrenilen bir süreç değildir. Örümcek olmak, o ağı yapmak ve avını beklemek demektir. Şimdi dolayısıyla içgüdünün bilgisi sarsılmaz, yanılmaz bir bilgidir. %100 konusuna hakim olan bir bilgidir. Ve burada herhangi bir tereddüde ve yanılmaya yer yoktur. Bu önemli bir husus. Şimdi Bergson diyor ki, insandaki sezgi de hayvandaki içgüdüden doğmuştur. Nasıl ki içgüdü o hayvanı hayatın içerisine çekiyorsa, hayatın içerisinde bütün ihtiyaç duyduğu şeyleri karşılamasına yetiyorsa, sezgi de insanı doğrudan doğruya hayatın içine çeker ve o hayatın oluş halindeki durumlarını kavramaya yarar. Şimdi burada yeni bir kavram daha girmiş oldu. Oluşum kavraması. Çünkü zekanın kavramasıyla sezginin kavraması arasında önemli bir fark vardır. Zeka her neyi kavrayacak olursa o kavradığı şeyi mutlaka kavramsallaştırıyor, mutlaka onu donduruyor, statikleştiriyor, muntazam parçalara ayırıyor ve bu muntazam parçalardan da bir bütünlük elde etmeye çalışıyor. Bergson buna hayatın sinematografik kavranışı diyor. Yani nasıl ki bir sinema makinesi çekilmiş olan fotoğrafların ardı sıra hareketlendirilmesiyle bir oluşu hareketi bize yansıtıyorsa, işte zeka da neyi kavramak isterse o kavramak istediği şeyin donuk statik fotoğraflarını çekiyor. Ve böylece aslında kavradığı şey hiçbir zaman hayat ve oluş olmuyor, sadece kesitler oluyor. İşte Bergson'a göre sezginin kavramak istediği şey ve sezginin devreye girdiği şey, bu doğrudan doğruya hayatın oluş halindeki doğasının çarpıtılmadan, bozulmadan kavranmasıdır. Yani sürenin kavranmasıdır, yani oluşun kavranmasıdır, yani deruni olan ruhsal hayatın kavranmasıdır. Kesitler yok artık. Kesitler yok, oluş halinde, akış halinde, kendi özgün doğası içerisinde hayatın bütün olarak hareketi itibariyle kavranılabilmesi. Ve böylece Bergson hem metafizikte bir yenilik yapmış oluyor, hem de aslında felsefede bir yenilik yapmış oluyor. Felsefede yapmış olduğu yenilik, felsefeyi aklın tırnak içerisinde tasavvudundan kurtarmak. Ve aklın kavrayamadığı, aklın yetersiz olduğu alanların da felsefenin içerisine dahil olduğunu ve bu alanlarda felsefenin artık rasyonalist, entelektüalist alışkanlıklarını bir kenara bırakması gerektiğini ve bu alanlarda suprarasyonel, yani akıl üstü bir yetiyle bunları kavramaya çalışması gerektiğini söylüyor. İşte bu akıl üstü olan yeti, akıl karşıtı değil. Arada fark var. Çünkü Bergson irrasyonalist değil, suprarasyonalist. Çünkü varlığın akılla tüketilebilir olduğuna kani değil, varlığın aklı aşan bir doğası olduğuna kani. Ve böyle olduğu için de işte o aklı aşan kısmı sezgiyle kavranılabilecek olan kısmıdır. Ama aklı da inkar etmedi. Dolayısıyla bilimin hakkını bilime verdi, felsefenin hakkını felsefe ve metafiziğin hakkını metafiziğe tanımış oldu. Şimdi bu noktada Bergson'a yöneltilmiş olan bazı eleştiriler vardır. Bu eleştirilerin başında Russell'ın eleştirileri gelebilir. Onlar şöyle söylüyorlardı, Bergson'u bir çeşit bilim düşmanlığı yapmakla itham ediyorlardı. Oysa ki az önce Şengül'ün de hatırlattığı gibi Bergson ta lise çağlarından itibaren büyük bir matematikçi aynı zamanda. Evet. Hocası Bergson liseden mezun olduğunda gelip ailesiyle konuşuyor. Bergson'un mutlaka matematikte devam etmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü onun büyük matematikçilerde görülen bir dehaya sahip olduğunu, ancak
matematiği terk etmesi durumunda da bunun affedilemeyecek bir hata olabileceğini söylüyor. Ama Bergson felsefeye gönül vermiş durumda. Matematiği orada bırakıyor da demeyeceğiz. Çünkü Einstein'la da ileride yazışmaları var. Einstein'ın izafiyet teorisine karşı Bergson'un getirmiş olduğu eleştiriler var. Dolayısıyla Bergson'a bilim düşmanı demek büyük bir haksızlık olacak. Çünkü o büyük bir matematikçi, büyük bir biyolog ve Einstein'ın fizik kuramına nazire yazacak kadar da fizik alanında bir otorite. Dolayısıyla bilim düşmanı demek çok hazır ve yersiz bir sıfat olacak Bergson için. Onun yapmak istediği şey, evrenin kendi doğası içerisinde bütünlüklü olarak kavranması. Onun maddi doğasının, fizik doğasının akıl ve zeka tarafından kavranılabilir olduğuna hiçbir itirazı yok. Dolayısıyla bilimin sonuna kadar meşru olduğunu ve sonuna kadar da yapılması gerekliliğini savunuyor. İtiraz ettiği nokta şurası, bütün bir gerçekliğin sadece akıl ve zeka ile kavranılabilir olduğunun iddia edilmesi. O yüzden suprarasyonalisttir diyoruz, o yüzden anti-entelektüelisttir diyoruz, o yüzden sezgicidir diyoruz. Şimdi bu sıfatların yanına bir de Bergson'cu spiritüalizmi anlamak gerekebilir. Çünkü o sadece epistemoloji yapmış olan bir filozof değildir. Aynı zamanda onun az önce de söylemeye çalıştığımız gibi bir metafiziğinin ve ontolojisinin var olduğunu söylüyoruz. Peki Bergson'cu spiritüalizmi nasıl anlayacağız? Çünkü klasik manada spiritüalizm şunu yapıyordu. Evrende asıl unsur nedir ya da gerçekten var olan nedir diye sorulduğunda gerçekten var olan tinsel olandır, ruhsal olandır cevabını veren bütün ekoller bir şekilde spiritüalist idiler. Ama bu eski klasik spiritüalistler ve materyalistler ikiliyi birine indirgemek suretiyle bertaraf ediyorlardı. Materyalistler gerçekten var olan sadece maddedir diyorlardı. Ruh onun epifenomenidir, bir gölge olayıdır diyorlardı. Eski spiritüalistler de gerçekten var olan sadece ruhtur ve madde de ruhun geride bıraktığı bir atıktır veyahut da ruhun epifenomenidir diyorlardı. Bergson böyle söylemiyor. Bergson ruhun da maddenin de varlığını tasdik ediyor, onaylıyor ve bu onaylaması yüzünden dualist olarak tasnif ediliyor. Çünkü dualizm maddenin de ruhun da birer gerçeklik olduğunu ontolojide kabul eden bir doktrindi. Bergson da bunu kabul ediyor. Dolayısıyla maddenin varlığını inkar etmediği için, ruhun da varlığını inkar etmediği için bir dualisttir. Ama bu dualiteden ruhsal olanı baskın olarak gördüğü için bu artık bir dualist spiritüalizm örneğidir. Neden? Yine başa dönecek olursak, o hayat hamlesinin kendisini açış anına dönecek olursak, hayat hamlesi başlangıçta yekpare bir bütündü. Bu yekpare bütün kendisini açmak için bir takım şeylerden taviz verdi. Ve kendisini patlamalarla açarken hayatı ve ruhu yaratabilmek için maddi bir takım artıklar vücuda getirdi. İşte Bergson'un sisteminde madde denilen şey, hayat hamlesinin açılımı sırasında geride bıraktığı egzoz ya da atık olarak ifade ediliyor. Yani madde hayatın bir nevi atığıdır. Ama bu atık da hayata dairdir. Çünkü hayat o maddi zemin üzerinde gerçekleşir. Hayatın mutlaka bir maddi temelinin ve dayanağının olması gerekir Bergson'a göre. İşte o maddi dayanak da maddedir. Şunu da söylemek gerekir ki, madde ve hayat birbirine zıt iki istikamettir. Bergson bunu metaforik olarak anlatır. Madde aşağı doğru inen bir hayattır. Hayat yukarı doğru yükselen bir varoluştur. Çünkü hayatın yukarı doğru yükselmesi vitalite zemininin aynı zamanda kendi içerisinden spiritüaliteyi yani tinselliği, maneviyatı çıkartacak olmasıdır. İşte o spiritüalitenin, tinselliğin
en kamil noktasında da insan bulunmaktadır. Yani insan evrenin manevi bakımdan gelmiş olduğu en olgun, en tam üründür. Şimdi hayat hamlesi acaba insanı vücuda getirdikten sonra, insanı yarattıktan sonra son bulmuş mudur? Buna da Bergson hayır diyecek. Çünkü teorisi bunu gerektiriyor. Hayat insan üzerinden varoluşuna ve yaratmasına devam eder. Bu da önemli bir unsur. Çünkü insan artık evrenin tanığıdır. Ve insan evrende kendi üzerinden hayat hamlesinin ilerlediği, dışlaştığı, ürüne dönüştüğü bir özne olmak durumundadır. Bu da ontolojik olarak insan varlığının evrendeki o özgün yerinin nasıl ahlaki ve metafizik olarak ona sorumluluk yüklediğinin açıklandığı nokta. Yani insan kendisini evrendeki herhangi bir sıradan bir varlık olarak tanımlayamaz. O tanımla, eğer öyle tanımlayacak olursa bu kendisinin sahip olmuş olduğu o üstün yetilere bir anlamda cevap vermemek, onları görmemek, onları kendisine yakıştıramamak gibi bir sonuç oluşturacak. Öyleyse hayat hamlesinin insan üzerinden kendisini açması insana ahlaki de bir sorumluluk yükler. Hayat hamlesinin nasıl temsil edileceği, onun spiritüelitesi, cinselliği, maneviliği insanın hangi eserlerinde yansıyacağı gibi insana ahlaki ve metafizik bir sorumluluk yükler. Böyle bakıldığında insan gerçekten evrensel yaratıcı sürecin hem gelmiş olduğu en kamil üründü hem de kendisi üzerinden bu sürecin devam ettiricisidir. İşte bunun idrak edilmesi, bunun fark edilmesi insana ahlaki ve metafizik bir sorumluluk yükler. O artık bir ahlak kişisi, o artık bir metafizik özneye dönüşür. Peki o zaman bu ahlak kişisinin ve metafizik öznenin yapabileceği anlamlı varoluş nedir? İşte orada gerçekleştirilecek olan şey Bergson'un Ahlak ile Dinin İki Kaynağı adlı eserinde ortaya koymuş olduğu kahramanlık ahlakı da kendisini bulur. Kahramanlık ahlakını yaşayan kişiler kendi içlerinde tanrısallığı hisseden insanlardır. Bergson bunlara azizler, peygamberler, velilerdir bunlar diyor. Ve bunların kendi içlerinde fark ettikleri bu tanrısallık, kendi içlerinde fark ettikleri bu evrensel, yaratıcı, dinamik sürece şahit olmak ve onun öznesi olabilmek sorumluluğu, onların varoluşlarını başkaları tarafından da keşfedilecek bir başkalığa dönüştürür. Aslında bu bütün insanlar için bir potansiyeldir. Yani sadece peygamberlere, velilere ya da azizlere münhasır bir durum değildir. Bu kendi içerisindeki ilahi cevheri fark eden herkes için söz konusu olan bir durumdur. İşte bu noktadan itibaren Bergson'un bir nevi mistisizmi başlar. Ve bu mistisizm insanı evrenle iç içe ve toplumla iç içe kılar. Çünkü toplumun içerisinde bir kahraman olarak var olmak mekanik bir süreç değildir. Bu bir aydınlanma, bir idrak sürecidir. Ve o aydınlanma sizin varoluşunuzu başkaları için de bir örnek varoluşa dönüştürür. O yüzden Bergson ahlakı ikiye ayırır. Bir toplumda hazır bulduğumuz, son tahlilde insanları birbirine benzetmeye yarayan, örflerde ve törelerde yansımasını bulan törel bir ahlak. Bu ahlak statiktir. Bu ahlak son tahlilde alışkanlığa dayalı bir toplumsal düzeni öngörür ve kuralların yaptırım zoruyla toplumu bir arada tutar. Ve burada kınama mekanizması çok haşin işler. Kişilerin toplum dışı olmaktan korkmak yüzünden ya da bunu göğüsleyememek yüzünden toplumun inançlarını ve toplumun beklentilerini karşılıyormuş gibi yaşatan bir ahlak.
Bergson buna ahlak demez aslında. Çünkü onun gerçek ahlakı yaratıcı ahlaktır. Kahramanların, azizlerin yaşadığı ahlaktır. Çünkü o ahlakın özünde, temelinde şevki ve sevgiyi görür. Yani o örnek insanların varoluşları sizin için bir çağırmadır. Sizin için bir model teşkil etmiştir. Ve siz onların herhangi bir zorlaması olmaksızın onlarla beraber hareket etmek istersiniz. Onların sevgi halkasına dahil olmak istersiniz. Onların örnek hareketlerini devam ettirmek ve bu örnek hareketler üzerinden bir ahlak yaratmak istersiniz. Aynı şekilde din alanında da Bergson dini de ikiye ayırarak inceliyor. Dinamik dinler ve statik dinler olmak üzere. Statik dinler dediği dinlerin yine törelerle, örflerle, adetlerle ilişkileri vardır. Onları genellikle Budizm, Brahmanizm, Şintoizm, Hinduizm gibi beşeri kökenli dinlerde bunları görür. Ama onun asıl dinamik din dediği kitaplı dinlerdir. Peygamberlerin getirmiş olduğu dinlerdir. Bunların yayılışlarında, bunların ortaya çıkışlarında, bütün bir insanlığa hitap edişlerinde evrensel bir yön bulur Bergson. Ve asıl ahlak ve din kahramanları dediği insanlarda, bu peygamberlerde somut örneğini bulur. Ve aynı şekilde azizlerde ve velilerde de. Böylece şunu anlıyoruz ki, din denilen alan da sizin dışınızda bir alan değildir. Ahlak da sizin dışınızda bir alan değildir. Sizin katılımınızla, sizin oraya angaje olmanızla ve o değeri içselleştirip benimsemenizle alakalı bir durumdur. Yani ortada herhangi bir dış zorlama olmaksızın sizin bütün bir insanlık adına bir değeri benimsemeniz ve bu değeri yaşamak istemenizden kaynaklanan bir şevk ve sevgi halesi. Bütün dinlerin özünün bu olduğunu söylüyor Bergson, dinamik dinlerin özellikle. Ve burada da işte o örnek şahsiyetlerin yaşamış oldukları hallerin anlaşılması, o hallerin diğer insanlar için de anlamlı bir durum olmalarının yine mistik bir sezgiyle alakalı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla nihai noktada Bergson bir çeşit mistisizme varacak. Ama bu mistisizmin de temelinde bir mistik sezgi bulacak. Şunu fark etmiş oluyoruz ki herhangi bir felsefi alanda bir teklifte bulunmak o teklifin içeriğini de doldurmayı gerektiriyor. Yani sizin söylemiş olduğunuz o sistemin ister metafizik ister mistik bir öğreti olsun bu, onun bilgisinin insan açısından nasıl mümkün olduğunu ve bunun nasıl intersubjektif, yani insanlar arasında, özneler arasında iletişilebilir, aktarılabilir, paylaşılabilir bir bilgi olduğunu da temellendirmeniz gerekiyor. İşte Bergson bu ahlakı ve dini ikiye ayırmak suretiyle herhangi bir toplumda, herhangi bir zamanda karşılaşılacak olan ve nihayetinde de adetlere, örflere indirgenmiş, dönüşmüş olan ahlakı yeterli bulmuyor. Bunun içerisinde mutlaka o ahlak kişisinin, o öznenin dahil olması gerektiği inşa edilen, oluşan ve katıldıkça zenginleşen ve derinleşen bir alan olarak ahlakı ve dini yeni baştan kurguluyor. Ve böylece dediğimiz gibi bu artık metafizik yönelimli olan, mistisizme doğru da çıkışı olan bir spiritüalizm örneği oluşturuyor. Teşekkür ederim. Yani alkışlamak gerekiyor.